Evet tampon çözeltilerin üçüncü videosunda bir aradayız. Bu videoda bundan öncekinde de yapmıştık ama orada direkt nötrleşme tepkimeleri üzerinden tampon olur mu olmaz mıya bakmıştık. Burada ise tampon çözeltilerle ilgili, nötrleşme ile ilgili, hidrolizle ilgili hepsinin bir arada bulunduğu uygulamalar yapacağız. İlk sorumuzda başlayalım. Aş ve zayıf asit suda aşağıdaki gibi çözülmektedir diyor. Evet, zaten zayıf asit olduğu için suda çözülmesinde bir denge vardı iyonlar ve moleküller arasında. Oda koşullarında hazırlanan bu çözeltiye bir miktar sodyum florür tuzu eklenip sabit sıcaklıkta çözülmesi sağlanıyor. İfadelerden hangisinin yanlış olduğuna bakacağız. Şimdi öncelikle zayıf bir asitin sulu çözeltisine biz bunun tuzunu eklemişiz. Dolayısıyla zayıf asit ve tuzu bir arada olduğu için elde ettiğimiz bir tampon çözeltidir. Yani C doğru. Bu dursun. Pekala diğer yorumlarımıza bakalım. Ha bu arada zayıf asit ve tuzu olduğu için bu bir asidik tampon çözeltidir. Asidik tampon çözelti olduğu için pH değerinin 7'den küçük bir değerde olması gerekir. D doğrudur. Diğerlerinde ise denge üzerinden bakacağız. Şimdi HF'nin sulu çözeltisi vardı ve burada moleküllerle çözeltiye verilen iyonlar arasında bir denge var. Hop şöyle bir yazalım. Sonra biz bunun içerisinde sodyum florür tuzunu çözdük. Ve bunun çözünmesiyle ortama sodyum ve florür iyonları verilmiş oldu. Pekala Şimdi ne olur? Bu sistem dengedeyken biz içerisinde sodyum flörür tuzu çözdüğümüzde flörür iyonları verilir çözeltiye ve dolayısıyla flörür iyonları derişimi artar. Yani biz buradaki dengeye bir etki yaptık. Ve Döşetelli prensibine göre dengedeki bir sistemi bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket ediyordu. Dolayısıyla denge moleküler halde ya da moleküler hale geçme lehine, girenler lehine bozulmuş olacak. Yani eklediğimiz florür iyonlarının bir kısmı hidrojenle birleşip su hidrojen florür moleküllerini oluşturacak. Bu esnada ki bu çift yönlü çalışan bir sistem her iki yönü de hız artıyor. Her ne kadar florür iyonlarını azaltmaya çalışsa da florür iyonları ilk haline gelemeyecek başlangıçtakinden daha fazla olacak. Hidrojen ve florür iyonları birleşerek molekülleri oluşturduğu için hidrojen iyonları derişimimiz azalacak. Ve hidrojen iyonları derişimi azaldığında biz bunun pH'ini bulurken eksi logaritma hidrojen iyonları dediğimiz için hidrojen iyonları derişiminin azalması pH değerinin artmasına neden olacak. Ama 7'nin üzerine çıkamaz. Çünkü bir asidik tampon bu. Ee, B seçeneğinde pH değeri azalır demiş. Hayır. pH değeri artar. Bu yanlış. Çözeltideki flor iyonları derişim artar. Evet ekledik. Azaltmaya çalışıyor ama ilk haline getiremedi. Asitin iyonlaşma sabitinin değerine geldiğimizde bunlar sonuçta büyük K'lar denge sabitleridir. Ve denge sabitleri yalnız sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla Ka olsun, Kb olsun, Ks olsun, KcKP olsun hiç fark etmez. Yalnız sıcaklıkla değişiyor. Ve biz bu işlemi sabit sıcaklıkta gerçekleştirdiğimize göre evet asitlik sabitinin değeri değişmeyecek. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacak. İkinci sorumuzda tampon çözeltilerle ilgili 3 tane yargı verilmiş. Bunların hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. 1'e bakalım. NH3 ve NH4 CL çözeltileri karışımı bazik tampon çözeltiye örnek olarak verilebilir. Şimdi baktığımda NH3 bir zayıf bazdır. NH4 Cl de bunun tuzudur. Dolayısıyla evet bir tampon çözelti ve zayıf baz ile hazırlamış olduğumuz için bazik tampon çözeltidir. Zayıf asit ve zayıf asitin tuzu olduğunda asidik tampon, zayıf baz ve tuz olduğunda bazik tampon diyoruz. İkinciye baktım. Şu ikisinin karışımında diyor. CH3 COOH yani asetik asit bir zayıf asittir. Sodyum asetat bunun tuzudur. Dolayısıyla bu ikisinin karışımında aslında biz bir asidik tampon hazırlamış olduk. Asidik tampon çözelti örneğidir bu. Zayıf asit ve tuzu bir arada olduğu için asidik tampon çözeltilerde pH 7'den küçüktür. 2 doğru oldu h co 3 ve sodyum hidroksit sulu çözeltilerinin karıştırılmasıyla tampon çözelti elde edilebilir mi? Niye elde edilmesi? Çünkü h co 3 zayıf bir asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Bu ikisini karıştırdığımda bir de zayıf asitten artan olursa bir önceki videoda yapmıştık örneklerini bir tampon çözelti elde edebilirim. Ama edilebilir dediğine göre Evet elde edilebilir. Bir zayıf bir kuvvetli olmalıydı. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda diyor ki oda koşullarında bulunan 0,2 molar 100 mililitre HCN ve 0,2 molar 100 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltileri karıştırılıp yeterli süre bekleniyor. Buna göre tepkime ve tepkimeden sonra elde edilen çözelti ile ilgili hangi ifade yanlış olur? Pekala. Şimdi HCN bir zayıf asittir. Mol'ünü de bulalım. Bir nötrleşme tepkimesi gerçekleştireceğiz çünkü. Molarite eşittiren işte bölü V'den daha önceki videolarda yaptık. Molarite ile hacmin çarpımı bize mol sayısını verir. HCl'nin mol sayısı 0.2 çarpı 0.1 dediğimizde 0.02 mol. Sodium hidroksit bir kuvvetli bazdır. Bunun da mol sayısını hesaplayalım. Yine derişimi 0.2, yine hacmi 0.1. Dolayısıyla 0.02 mol de bazımız var. Şimdi nötrleşme tepkimesinin denklemini yazayım. Şimdi biri zayıf, biri kuvvetli olduğu için tampon çözelti oluşma ihtimali de var. Örneklerimiz bunun üzerinden dönüyor ya önce onu söyleyeyim. Bu ikisini karıştırdım. Tepkime sonunda sodyum siyanür tuzu ve su oluştu. Denkleme baktığımdaki şu haliyle denk. Her bir mol asit 1 mol bazda birleşiyor. Ve 1 mol tuz oluşuyor. Su umurumda değil. Pekala bizim elimizde ne var? Asitten, zayıf asitten 0,02 mol var. Zayıf bazdan 0,02 mol var. Dolayısıyla bunlar tepkimeye girdiğinde birebir birleştikleri için 0,02 mol asit 0.02 mol bazla tam nötrleşecek. Asitten ya da bazdan artan olmayacak. Bu tür asit ya da bazdan artan olmadığı durumda bu tepkime denkli nötrleşme tepkimelerine tam nötrleşme diyorduk. A doğrudur. Bak devam edelim. Şimdi asit ya da bazdan artan olmadı. Dolayısıyla burada bir tampon çözelti oluşma ihtimali yok. Tampon çözelti olabilmesi için zayıf asitten artan olması ve ortamdaki tuzla bir arada bulunması gerekiyordu. C yanlış. Onu bir koyalım. Sonrasında şimdi bir tuz oluştu. Bu tuz zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluştuğu için bazik bir tuzdur. Evet, ortamda asit ya da bazdan artan olmadı ama oluşan tuz bazik olduğu için bu tuz hidroliz olur. Hatta hidroliz olacak iyon zayıftan gelen iyondur. Sodyum siyanür tuzunda hangi iyonun hidroliz olacağını söyleyecek olursak HCN zayıf asit olduğu için zayıf asitten gelen CN- siyanür iyonu hidroliz olacak bakalım seçeneklerimize. Neyse hidroliz olduğu için ortamı bazik yapacak. Dolayısıyla oda koşullarında bu çözeltinin pH değeri 7'den büyük olacak. B seçeneğimiz doğru oldu. Oluşan tuz hidroliz oldu. Evet. Asidik ve bazik tuzlar hidroliz olur. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan nötr tuzlar hidroliz olmaz. Çözeltinin içeride hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazla mı olur? Evet, çünkü ortam bazik ortam bazik ise hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazla demektir. Sorumuzun yanıtı C seçeneği olur. Dördüncü örneğimiz. Oda koşullarında bulunan 0,1 molar HCl ve 0,2 molar NH3 sulu çözeltileri eşit hacimlerde karıştırılıp aynı sıcaklıkta yeterli süre bekleniyormuş. Buna göre tepkime sonunda yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi HCl bir kuvvetli asittir. Hemen mol sayısını hesaplayalım. Derişimi, çarpı. Bunları eşit hacimlerde karıştırmışız ya. Ben bunların ikisine de 1 litre dedim. VV deseniz de bir şey fark etmeyecek. Bir kabul ettiğim için 0,1 mol var. NH3 bir zayıf bazdır. Yine bunun da mol sayısını hesaplayacak olursak. 0,2 çarpı hacmini 1 kabul etmiştim. 0,2 moldür. Pekala. Şimdi bir zayıf, bir kuvvetli olduğu için tampon çözelti elde etme ihtimalimiz var. Denklemi yazalım. Hidrojen klorür sulu çözeltisi ile amonyak sulu çözeltisini karıştırdığımızda sadece amonyum klorür tuzu oluşacak. Amonyak susuz bazdı. Ve baktığımda bunlar 1'e 1 bir oranında birleşiyorlar benim elimdeki miktarlar 0,1 mol HCl'den var. 0,2 mol'den mol NH3'den var. Nötrleşme tepkimesinde HCl biter iken bundan 0,1 mol harcandığında 0,1 mol artan olacak. Hatta bir de 0,1 mol oluşan tuz var ortamda. Şimdi zayıf bazdan artan var. Harika, zayıftan artan olacaktı. Bir de bunun tuzu var. O zaman bu ikisi bir arada olduğu için bu bir tampon çözelti olur ve zayıf bazla bunun tuzu bir arada olduğu için bazik tampon olur. Bakalım oluşan tuz ha, tampon çözelti oluştu mu? Evet. Bazik tampon oluştuğuna göre bu çözeltinin pH değerinin 7'den büyük olması gerekir. Oda koşullarında bu yanlış ki oda koşullarındaydı. Oluşan tuz asidik mi? Şimdi bu tuz arkadaşlar e, kuvvetli bir asit ve zayıf bir bazdan oluştuğu için evet bir asidik tuz olur. Dolayısıyla birinci yargımızda doğru olur. Sorumuzun yanıtı 1 ve 2 bursa olur. Bu soru ve bundan bir önceki soruyla ilgili bir şey söylemek isterim. 3. soruda, bir önceki soruda asit ya da bazdan artan olmamıştı. Sadece ortamda bazik bir tuz vardı. pH 7'den büyük olmuştu. Bu soruda ise evet asidik bir tuz oluşuyor ama ortamda bazdan artan olduğu için ortam aslında bazik oluyor. Yani bazik bir tampon oluşmasının sebebi bu. O nedenle hani tuz asidik olsa da bazdan artan olmuş olduğu için bazik tampon oluşup pH değeri 7'den büyük oluyor. Yani asidin karakterinin ortamın pH'ini belirlemesine ne zaman bakarım? Asit ya da bazdan artan olmadığında. Asit ya da bazdan artan olan varsa tuzun karakteri çok da beni ilgilendirmez. Artan asit ya da artan baz üzerinden bir pH yorumu yaparsınız. Evet 5. sorumuza geldik. Oda koşullarında bulunan 0,2 molar 100 mililitre HCl ve 0,1 molar 100 mililitre potasyum hidroksit sulu çözeltileri karıştırılıp aynı sıcaklıkta yeterli süre beklendiği söyleniyor. Buna göre son durumda elde edilen çözelti ile ilgili 4 yargımız var. Hangilerinin yanlış olduğunu bulacağız. Öncelikle hidrojen klorür bir kuvvetli asittir. Potasyum hidroksit ise bir kuvvetli bazdır. Dolayısıyla bu tepkimede asit ya da bazdan artan olması durumunda bile biz bir tampon çözelti elde edemeyiz. Çünkü tampon çözelti olması için zayıf asit ya da zayıf bazdan artan olması gerekir. Bir de tuz oluşuyor zaten. Dolayısıyla 4 baştan yanlıştır. Şimdi diğerleri için işlemlerimizi yapalım. Mol sayılarını belirleyelim. Derişim çarpı hacimden 0,2 çarpı 0,1 dediğimizde elimizde 0,02 mol asitimiz var. Derişim mi 01 hacmi 01 olduğuna göre 0.01 molde kuvvetli bazımız var. Şimdi ister ki H artı ve O şeksi iyonları derişiminden de siz pH vesaire belirleyebilirsiniz ama ben yine bir nötrleşme tepkimesi denklemi üzerinden bunları bulacağım. Ki tuza da bakalım. Şimdi bu ikisini karıştırdığımızda potasyum klorür tuzu ve su oluşuyor. Bu tepkime şu haliyle denk ve her 1 mol asit 1 mol bazla tam nötrleşiyor. Tepkime sonunda da 1 mol tuz oluşuyor. Su da oluşur. Umurumda da değil şu an. Bunun 0,02 mol olduğunu Bazımızın 0,01 mol olduğunu zaten belirlemiştik. Demek ki nötrleşme tepkimesi baz tükenene kadar devam edecek. Asitten 0.01 mol harcanıp 0,01 molü artacak. Asitten artan olduğuna göre son durumda ortam asidiktir. Ve son durumda çözeltinin pH değeri de 7'den küçük olacaktır. Yani birinci yargımız doğru oldu. Şimdi hidrojen ve potasyum iyonları derişimini bulalım. Burada baktığımızda Ortamda 0,01 mol artan HCl olduğunu gördük. Ve tesir değerliği 1 olduğu için 0,01 mol hidrojen iyonu vardır. Hidrojen iyonları derişimini ortamda bulunan mol sayısını bu ikisini karıştırdığımızda toplam hacim 200 mililitre olduğu için toplam hacme bölmemiz lazım. Yani 0,2'ye bu işlemi yaparsanız Hidrojen iyonları derişiminin 0.05 molar olduğunu bulursunuz. 2 doğrudur. Potasyum iyonları derişimini tuz üstünden bulalım ki oluşan tuzumuz da zaten 0.01 moldü. Yani 0,01 mol potasyum klorür tuzu oluşmuşsa buradan 0.01 mol potasyum iyonu verilmiş olur çözeltiye. Son durumda o zaman potasyum iyonları derişimi mol sayısı bölü yine toplam hacim diyeceğim. Artık 200 mililitrelik bir çözelti var elimizde. Bunun da derişiminin 0.05 molar olduğunu buluruz. 3 de doğru olur. Dolayısıyla yalnız 4. ifademiz yanlış olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Evet bu videoda da son örneğimiz. HX asidi ile YOH bazının sulu çözeltileri karıştırıldığında oluşan YX tuzunun yalnız anyonu hidrolize olmaktaymış. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Yazalım. Şimdi HX asidi var elimizde. YOH bazı var. Bunlar tepkimeye girdiğinde YX tuzu oluşmuş ve bir de su açığa çıkmış. Bu tuzdan çözeltiye Y artı ve X eksi iyonları verilecek. Ve bize diyor ki bu X eksi iyonları yani Anyonlar hidroliz oluyor. Şimdi hidrolizi umarım hatırlıyorsunuzdur. Zayıftan gelen iyon hidroliz olur. Zayıf asit ya da zayıf bazdan gelen iyon hidroliz olur. Bunun da hidroliz olmadığı söylenmiş. Yok diyeyim şöyle. Dolayısıyla bu bilgiden şunu çıkartıyorum. O zaman biz zayıf bir asitle kuvvetli bir bazı karıştırmışız ki zayıftan gelen anyon yani x eksi iyonu hidroliz olmuş. Zayıftan gelen iyon hidroliz olur. HX zayıf asit YOH kuvvetli bazdır. Evet hidroliz olan tuzdaki iyondan çıkardık. Ve zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluştuğuna göre bu tuz bazik bir tuzdur. Dolayısıyla bu tuzla bir çözelti hazırlasam sulu çözeltisinde oda koşullarında pH değeri 7'den büyük olacaktır. Bazik tuz olduğu için 2 doğru olur. HX ve YX çözeltileri karışım asidik tampon olur. Şimdi bakınız HX zayıf bir asit. Zayıf asit. E, YX tuzu dediğimizde zayıf asitin tuzu var. O zaman bu ikisini karıştırdığımda bir tampon çözelti elde ederim ve zayıf asit ve tuzu olduğu için elde edilen tampon asidik tampon olur. Dolayısıyla burada 3 yargımız da doğru olur. Sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. Evet bu videoda da örnekler çözdük, test örnekleri çözdük karşılaşabileceğiniz türlerde başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.